Sızmış. Ben tabii 5 gün Hatay'da depremi Hatay'da geçirdiğim için oradaki gözlemleri daha etraflıca anlatabilirim. O nedenle Hatay örneğini... Tabii yani aslında senden dinlemek bunu ilginç olur. Evet. Bu soru işaretinin senin birinci elden gözlemlerin ışığındaki evet. tezahür yani ne, yani iktidar eğer... Ne oldu sorusuna daha doğrudan cevap verebilirim. Enkazın altında kaldıysa iktidar sen bunu nasıl gördün? Hatay'da nasıl gözlemledin? Evet, şöyle gördüm. Tabii ben bir kere şöyle gördüm. Depremden ben bir gün önce Almanya'daydım. İkinci gün, birinci günün akşamı Türkiye'ye döndüm. Bendeki ilk kanaat, ilk etkisi şu. Nasıl gideceğim? Ya ben gazeteciyim, deprem bölgesine gitmek istiyorum. Arabayla gidebileceğim bir mesafede değil. Evet. Ve uçakla gitsem nereye gidebilirim? Kahramanmaraş Havalimanı'na inilemiyor, Gaziantep Havalimanı'na inilemiyor, Hatay Havalimanı'na inilemiyor. Ben nasıl gideceğim? Uçaklar dolu. Eninde sonunda ben bir yolunu buldum. Adana'ya indim. Bulduğum bir araçla Hatay'a vardım. Hatay'a vardım, varması da güç oldu. Bir kere giriş çıkış problemi vardı. Sonuç olarak ben Hatay'a vardığımda şu manzarayla karşılaştım Kadir abi. Bir kere ilk iki gün boyunca, bunu yalnız ben hem gözleme dayanarak söylüyorum, hem Hataylılara dayanarak söylüyorum, hem de valilik yetkilileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline dayanarak söylüyorum. Öyle üstün körü söylemiyorum. AFAD müdahale etmesi gereken kuruluş iki gün gecikti. İki gün geç geldi. Peki bu iki gün geç gelmenin gerekçesi ne? Ben bunu valilik yetkililerine sordum. Dediler ki Hatay'a bir deprem halinde yardım edecek olan çevre illerin hepsi depremden zarar gördü. Maraş, Gaziantep, Urfa, Adana. Bu doğru. Evet. Bu anlaşılır bir gerekçe. İkincisi Hatay'a gelebilecek ikinci kuşak iller Konya, Ankara örneği. Bu illerin gelişinin önünde de kış koşulları engeli vardı. Yani kar vardı. Üçüncüsü İstanbul ve İzmir gibi uzak illerden gelecek olanlar açısından ise havalimanı engeli vardı. Havalimanı pisti kırılmıştı. Esasen anlaşılır gerekçeler bunlar. Yani peki yardımı, TSK'yı da sordun mu? TSK'yı sordum. Kuvvetler. TSK Suriye'deki birliklerin bir kısmı getirilmiş. Birlikler değil de elindeki çok yetkin hava nakil araçları var. Hava nakil araçları o esnada. Askeri helikopterlerin bir kısmı şey için kullanıldı. Yaralı taşımak için kullanıldı ama benim gördüğüm kadarıyla ağır nakli helikopterleri var. Onlar yani olumlu ya da olumsuz bir şey söyleyemiyorum. Yani ama şunu gördüm. Asker orada. Yani ilk gelenler arasında askerler vardı ama öyle çok etkin bir mücadele yürüttüğünü de zaten söyleyemeyiz. Vardır çünkü yani zaten garnizonlar vardı. Evet, tabur vardı zaten. Tabii. Dolayısıyla etkin bir mücadele yürütebilirler mi? Ona çok evet diyemem ama ilk gelenler arasında onlar vardı. Gönüllüler vardı. İlk gelenler gönüllüler. Yani neticede AFAD'dan önce gönüllüler ulaştı. Gönüllüler, Türkiye'nin her yerinden, çok, belediyeler. Bu bir defa çok ilginç bir veri. Belediyeler, demokratik kitle örgütleri imdada koştular. Milletimizin örgütlenmesi devletin örgütlenmesinden daha gelişmiş. Yani müdahalesi, akut müdahalesi daha daha hızlıymış. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de geldi tabii ki. Ancak ilk iki gün boyunca AFAD gelemedi. İkinci gün akşamında geldiğini iddia ediyor ilk AFAD grubunun. İki ve üç gün boyunca kurtarma ekipleri gelse bile Kadir abi şu gelemedi. Vinç gelemedi. Enkaz kaldıracak nitelikte ve yeterlilikte. Ekipmanlar gelemedi, iş araçları gelemedi. Ve dolayısıyla ilk 48 saatte müdahale edilerek kurtarılabilecek çok sayıda insan anlık kurtarılamadı. Ne oldu? Benim ikinci gün akşamında, öğleden sonra akşam üzeri oraya vardığımda bir sokakta, tesadüfen girdiğim bir sokakta beşer dakika arayla birileri kurtarıldı. Ve kurtaranlar da ya gönüllüler ya sivillerdi. Oranın insanlarıydı. Profesyonel ekipler değillerdi. Ellerinde profesyonel ekipmanlar da yoktu ayrıca. Ve böyle ve orada kurtarılan insanlar bile kendileriyle birlikte içeride başka insanların olduğunu da söylediler. Hatta dediler ki onlardan birinin adı Ayla Yıldırım dedi ki anneannem ve teyzem içerideydi. Son ana kadar ses geliyordu dedi onlardan. Ve böyle çok sayıda insanın işte iki gün boyunca işte hayatta olduğu, ses verdiği, yardım istediği, çığlık, yardım imdat çığlığı attığına birinci elden tanıklar var. Göçükten çıkanlar anlatıyor, enkaz önünde duranlar anlatıyor. Dolayısıyla ilk 48 saatte müdahale edilebilecekken ve kurtarılabilecek hayatları varken maalesef kurtarılamadı. Bunu da şöyle gerekçelendiriyorlar. 3000 tane enkaz var. Hani hangi birine yetişebiliriz ki? Yani her biri yani şöyle diyorlar, her biri için 5 eleman görevlendirilse o personel sayısı bile işte 15.000'i bulacak. Dolayısıyla enkaz alanının geniş olması çok sayıda. 3000'i aşkın enkazın bulunmasının bunun önünde engel oluşturur söyleniyor. Bir de devlet yetkilileri, valilik yetkilileri şöyle diyorlar. Bu
Hem gecikme hem ekipman gecikmesi için. Devletin kendisi de enkaz altındaydı. Gerçekten de devletin kendisi enkaz altında kalmış. Polis evi göçmüş. Eski hastane göçmüş, yeni hastane göçmüş, itfaiye göçmüş, belediye ek binası göçmüş, müftülük göçmüş, karakollar göçmüş. Polis evinin karşısında bir bina göçmüş, polis altında kalmış, polisi kurtaracak kimse yok Kadir abi. Ben ikinci günün sonunda adamın, yani merhum polisin hayatını kaybettiğini orada öğrendim. Onu kurtarmaya çabalayan Sivas'tan gelen polis oğluydu ve yine polis dünürüydü. Dolayısıyla ilk iki gün toparlıyorum, devletin kendisi enkaz altında kalmıştı. Yani Hatay'daki devlet fiilen enkaz altında kalmıştı. Benzetme değil yani. Evet, yok hayır, gerçekten. Fiilen enkaz altında kalmıştı. Bir binaları yıkılmıştı. Personellerin bir kısmı enkaz altındaydı. İkincisi AFAD gelemedi iki gün boyunca. AFAD gibi diğer kuruluşlar da gelemediler. İki gün boyunca halk kendini kurtarmak zorunda kaldı. Peki ben sana bir soru soracağım. En başta programın başında dedin ki iktidar enkaz altında kaldı. Evet. Bu anlattığın şeyler bazı mazeretler, bazı gerekçeler içeriyor. Hı-hı. Ve anladığım kadarıyla sen de kısmen hak veriyorsun. Olabildiğince yansız anlatmaya çalışıyorum. Evet. Tamam. Peki o zaman nasıl iktidar enkaz altında kalmış oluyor? Niye bu kadar çünkü bir lafza evet diyorsun? Bütün bu olasılıkların gözetilmesi gerekiyordu. Yani bütün bu olasılık neye göre siz tatbikatı yaptınız? 5 nokta şiddetinde bir depreme göre mi? 4.5'a göre mi yaptınız? Türkiye işte içine Hatay'ın dağılan Maraş Türkoğlu fay hattının kırılacağı, ne şiddette kırılacağı en az 3 yıldır söyleniyordu. 7.5 şiddetinde deniyordu. Siz tatbikatı neye göre yaptınız? Bununla ilgili elimizde raporlar var. 3 yıl önce Hatay Üniversitesi'nde bir akademisyenin Hatay'da 7.5 şiddetinde deprem meydana geldiğinde bunun tahribatı ne olur üzerine bir çalışması var. Diyor ki 50, yanlış hatırlamıyorsam 50 bakmam gerekir raporlara, kaynağı hatta tam tablosu da bana ulaştırıldı. Yani 57.700 civarında binadan 57.500'ün hasar alacağı somut tespit var. Ölen insan sayısı hesaplanmış, yaralı sayısı hesaplanmış. Dolayısıyla siz hükümet olarak Maraş'ı içine alan ve Hatay'a kadar uzanan hatta 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğinde bunun şehre tahribatının ne olacağını önceden planlamış olmalı, bu olasılıkları değerlendirmeli ve müdahale etmeliydiniz. Ve mazeret kaldırmayacak hususlar var. Ben bir gün gecikebilirdi, ben anlayabilirim. Yani Hatay göçmüş, Maraş göçmüş, Urfa göçmüş. Bir gün gecikebilirdi. Ancak pistinizin kırılması sizin için yeterli bir mazeret değildir. Pisti korumalıydınız ya da o pist oraya yapmamalıydınız. Kış koşulları sizin için bir mazeret değil. Pistin kırılacağı, havaalanının çökeceği, yarılacağı neyse işte artık yazılı senaryolarda yer almalıydı. Evet. Yani. İkincisi kış koşulları da yer almalıydı. Ne yani, yazın mı olacak yani deprem? Dolayısıyla bunlar sizin için yeterli mazeret değil. Bir diğeri kamu kurumlarının da depreme dayanıklı yapacaktınız yani. Okulların bir kısmı yapılmış. Okullar yıkılmadı mesela. Okullar ayaktaydı. Neden daha 10 yıl önce yapılmış hastaneniz yıkılıyor da hastane kullanılamıyor? Bir depremde olmazsa olmaz yerler itfaiye yıkılır mı? Ya depremde itfaiye yıkılır mı? Depremde hastane yıkılır mı? Şu an Adana'da, özür dilerim, Hatay'da yani ağır yaralı depremzedelerin tedavi göreceği bir hastane birimi yok. Adana'ya gidiyor. Böyle bir durum olabilir mi? Dolayısıyla siz hazırlıksızsınız. Öyle göstermelik şovlarla sanki depreme hazırmış gibi dönem geçirdiniz ve sonunda Hatay depremiyle bu açığa çıktı. Ve sadece bu da değil. İlk iki gün siz kimse kurtarmalar yapılamadı. Alet, edevat, vinç gönderilemedi. Bunun içine gerekçe şu. Tek yürüyüş var. Tek yol var. Çok yapsaydınız. Yani Hatay'ın tek girişinin olması ya da tek giriş çıkışının olması yeterli gerekçe midir? Bu da bir gerekçe değil. Kurtarmalara yetişilemedi, alet edevat gönderilemedi. Üçüncüsü, ya bütün bunlar da uzaya Türk gönderdiğimizi tartıştığımız günlerde oldu. Ya uzaya Türk göndereceğinize AKAT'ın AFAD'ın bir timini bari Antakya'ya gönderseydiniz. Kalsın uzayı size yani. Hatay'da insanlar yardım çağrılarında bulunarak bir kısmı hayatını kaybetti. İkinci günden sonra ise hem ilk iki gün hem de bir hafta boyunca artık izahı mümkün olmayan bir tablo başladı. Birincisi, elektrik yok. Elektrik yok. Bunu sorduğumuzda dediler ki enkazlarda insanlar var. Enkazlara müdahale ediliyor. Elektrik çarpması ve doğalgaz patlaması nedeniyle önlem aldı. Bir ölçüde anlayabilirim. Peki neden sokaklarda yok? Jeneratör yok. Niye jeneratör yok? Peki neden sokaklarda yok? Neden sokaklar aydınlatılmadı? 6. günün sonunda bir köprünün ışıldakları yakıldı gözümün önünde. Yakıldığına göre siz neden en azından o enkazların etrafını ve yolları aydınlatmadınız? Bunun sonuçları acı olur. Çünkü
O caddeler, o caddelerde binalar birbirine tapınır gibi öne eğilmişti. İçinden önünden geçmek çok zordu. Öte yandan hem de güvenlik sorunu vardı ve insanların bir nokta bir nokta erişmesi gitgide zorlaşıyordu. Isınma sistemi halledilememişti. İnsanlar konaklama sorunu, özür dilerim. İkinci günde halen daha, pardon, üçüncü günde, dördüncü günde halen daha çadır kent yoktu. Bütün yayınlarımızın sonunda kurulmaya başlandı. Belli başlı parklarda onar 20'şer çadır konuldu. Bu çadır kent midir Kadir abi? Çadır kentte bunu mu anlıyorsunuz siz? Ben fotoğrafları da görüntüleri yayınladım. 20 tane çadırın olduğu yerin yanında insanlar yerlerde yatıyorlar. Ayazda, eksinin altında derecede yerlerde yatıyorlar. Bazıları enkaz önlerinde ailesini bekliyor ve orada yatıyor. İnsanlar ayazda titrediler. Bu sorun çözülemedi. Çadır kent kurulamadı, konteynerler kurulamadı. Dahası buralarda ısınma sorunu da halledilemedi. Bir hanımefendiye sordum. Ne yapacaksınız? Çadır verdiler mi? Verdiler ama kalamam dedi. Niye dedim? Nasıl ısınacağım dedi. Çünkü ateşin başında öbek öbek insanlar ateşin başında toplanmışlar. Tuvalet sorunu. Bak bugün halen daha sorun. Yani bugün halen daha sorun Kadir abi. Hatay'ın iki tane büyük meydanı var. Köprübaşı Meydanı, Vali Göbeği Meydanı diye bilinen Vali Meydanı. Şimdi bunlardan sadece birine bizim yine yayınlarımızın sonucunda 2 gün önce, 3 gün önce Köprübaşı Meydanı'na tuvalet koydular 4 tane. Gider yapmadılar. Ya gideri olmayan tuvalet olur mu? 4 tane koymuşsun zaten. Bari giderini yapsaydın yani. Kokuyor tuvalet. Kimse yanaşamıyor. Vali Göbeği Meydanı'na zaten kurulamadı. Bugün aslında bir yardım derneği olan İnisiyatif Merkezi Ankara'dan 12 tuvalet götürüyor ki oraya tuvalet koyar. Tuvalet konulamamış. Maalesef. Hadi diyelim kış vardı. Kadir abi. Kış vardı. Yollar kardan kapanmıştı. Ve Gaziantep göçmüştü ve sen kurtarma ekibi göndermedin. Tuvalete niye göndermedin ya? Hadi onu gönderemedin. Hadi yol tek giriş çıkışlıydı. Vinç götürmek mümkün olmadı. Tuvalet götürmek niye mümkün olmadı? Telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor, internet çekmiyor. Böyle hani defineciler vardır ya Kadir abi. Alır defineci eline. Bir tane alet vardır. Böyle detektörle gezer. Bir yere alarm verdiğinde orayı kazmaya başlar. Telefonla böyle geziyoruz. Nerede çekiyor diye. Meydanda bir telekom vasıtası var. Bazen orada. İleride İBB'nin bir vasıtası var. Bazen orada çekiyor. Bu neye yol açıyor? Benim yayına bağlanmam değil ki mesele. Bu şuna yol açıyor. Ya Göçük'teki telefonla mesaj atarsa? Ya arama kurtarma ekibi gideceği bir yere varacaksa? Bütün bunlar için de lazım. Üstelik GSM şirketleri yahu biraz limit aştığında, eğer bir paket aldıysan telefon paketi, biraz limiti aştığında telefon olağan faturanın 3 katını senden alıyor. Kullanmadığım telefonun faturasını benden alırken iyi. Kullanmadığım mesajın faturasını, hesabını benden alırken iyi. Ölürken telefonu açamıyorsun. Can çekişirken internet veremiyorsun. Ve zehir zıkkım olsun. O GSM şirketlerinin halkın karşısında hesap vermesi gerekir. Hem de böyle laf ola beri gele söylemiyorum. Ciddiyetle söylüyorum. Diğer taraftan müthiş bir koordinasyonsuzluk var. Yani ilki dediğim için mazeret var ama bugün mazeretine yardım kurtarma ekiplerinin bazıları işte gelen mesaja göre, bazı Twitter çağrısına göre yardım kurtarma alanına gittiğini ifade ediyor. Öte yandan sağlık için gelen ekipler organize edilemiyor. Hatta onların kamp olarak kullandığı yerde bile yani oraya bile tuvalet yok geç götürüldü ve onların da organizasyonu çok sorunluydu. Çok yardım geliyor fakat yardım kaosu oluşmuş durumda. Yani insan bir kısmı orada pantolon dağıtıyor, öbür ayakkabıyı burada dağıtıyor. Elbise yığınları oluşmuş şehirde, yol kenarlarında ve cenaze sorunu. Tabii ilk günler daha rahatsız ediciydi. Çünkü çok sayıda enkaz ve çok sayıda ceset çıkıyordu. İşte ceset torbası bulunamadığı için battaniyeye sarılıyordu insanlar. Bazı insanlar cenazelerini almak için cesetleri açıp bakmak zorunda kalıyordu. Gözümün önünde olan işler. Bazıları cenaze arabası bulamıyorlardı ve ambulans bulamıyorlardı. İnsanların bir kısmı el arabasıyla cenazelerini taşıyordu. Onların ne kadar kayıt altında onu da bilmiyoruz. Yani kaydedildi mi, kaydedilmedi mi? İnsanlar cenazesini alıp götürüyor. Götürüyor ve defnediyor. Bir mezarlıkta olmuş, yenisi açılıyor. Orada da bir kayıt dışılık var. Ve şimdi enkazların altında insanlar var ve bu gitgide onlar ulaşılamadıkça belli başlı hastalıkların da başlangıcı olacak ve bu beraberinde gelecek. Ve şehirde temiz su sorunu var. İnsanlar temiz suya da erişemiyor. Bütün bunların hepsinin sonucunda bunları alt alta koyduğumuzda çok açık bir biçimde şunu söyleyebilirim. Orada devletin ilgili faaliyetlerini yürütecek olan siyasi iktidarın kendisi enkazın altında kaldı. Yani devlet dediğimizde tam olarak anlaşılamıyor. Çünkü devletle hükümetin
ayrı müesseseler olduğuna dair bizde yaygın bir inanç var. O noktada şunu söyleyeyim. Yani o an için, o zaman diliminde devlet görevini yerine getiren, hükümetin görevlendirdiği kurum ve kuruluşların kendileri ve liderleri ve onların başında bulunan kimse, onların hepsi göçüğün altında kaldı. Hepsi enkazın altında kaldı. Bu iktidar enkazın altından çıkamadı. Hatta bu iktidarı toplum enkazın altından tutup çıkardı. Bu... Ben zannetmiyorum ama bakalım göreceğiz. Hayır. Toplumun kendisi devletin yerine geçerek yer sen yer onu yazında da demişsin. Evet, yani devlet başka, iktidar başka gerçi. Yani, ben yani bu ayrım kayboldu Türkiye'de ama. Bu ayrım kayboldu tabii ki. Yani yurttaşların bazıları buna yani bazen siyasal bazen duygusal nedenlerle neticede itiraz ediyor. Hükümet de kendisine devlet diyor. O ki öyle, ben ayırarak da söyleyeyim. Bu siyasi iktidar bu enkazın altında kaldı. Ve üstelik bu enkazın birden çok yani tek bir depremde olmadı. Bir tabii deprem oldu. İki tane büyük deprem. Tabii işte Pazarcık ve Elbistan. O tabii deprem. Onun her halükarda bazı sonuçlar olacaktı ve olurdu. Onu anlayabiliyorum. Ama bir de bu depremin sonuçlarını olduğundan daha tahripkar yapan, daha ağır yapan, daha ölümcül yapan bir de siyasi afet var. Evet. Tabii afete bağlı olarak gelişen. O da işte bu hükümetin depremin sonuçlarını öngörerek, olası bir depremin sonuçlarını öngörerek baştan önlem almayışı ve deprem meydana geldikten sonra da bu sonuçların ortadan kaldırma kabiliyetini ve becerisini ve liyakatini gösteremeyişidir. Evet. Şimdi ben umarım derli toplanı atabilmişim. Rica ederim. Gayet iyi özetledin. Bütün bu 5 günde yaşadığın yoğun gözlemleri aldı, yaptığın gözlemleri çok yerinde ve toparladık. Biraz uzun tutmuşum, sen de kesmedin beni, özür dilerim. Söz ben seni girdim. Kesemem çünkü programı şu an. Bugün sen, moderasyon sende. Dolayısıyla yani bunu sana hatırlatamam ben. Teşekkür ederim. Ben sözlerime Türkiye'ye geçmiş olsun diyerek ve başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Depreme yakalanmak diye bir ifade var biliyorsunuz. Yani hayatımıza girdi bu ifade son 25 senedir. 99'da özellikle işte o 99 depreminden sonra depreme nerede yakalandın? Depreme şurada burada yakalandık falan. İşte bir de ülkelerin depreme nerede, nasıl yakalandıkları, neyin altında yakalandıkları da önemli. Yani şimdi bireylerin depreme nerede yakalandığı kadar ülkelerin de depreme nerede yakalandığı önemli. O da şu, yani Türkiye depreme çok şanssız bir durumda yakalandı. Türkiye bu depreme ucube bir tek adam rejimi, bir otoriter rejim altında yakalandı ve bu otoriter rejimin maalesef deprem tehdidini ciddiye almadığını gördük biz. Bu tehdidi ciddiye alan bir yönetim, ister otoriter olsun, ister demokratik olsun, ister totaliter olsun, ister diktatörlük olsun, ne olursa olsun, ülkeyi iyi yönetme iddiasında olan bir rejim, bu deprem ihtimaline karşı varlıklarını, kaynaklarını seferber eder, ciddi adam gibi ya da insan gibi diyeyim ben, yani insan gibi oturur, bunun planlamasını yapar, senaryolarını çalışır, senaryoları çerçevesinde ihtiyat ayırır kendisine ve müdahale planlarını yapardı ve planlar gerçekçi planlar olur. Ciddi olması yeterliydi yani. Ciddi olması yeterliydi. Çünkü bu gördü ki bu ülkeyi yöneten iktidar, yönetme iddiasındaki iktidar, birincisi bilimsel düşünceye rağbet etmiyor, ilgi göstermiyor en başta. Çünkü bu kader planı diye bir açıklama, bu kader planı ikna etmeye çalıştı, kader planı diyerek Cumhurbaşkanı. Aynısını 2020 Ekim'inde Amasra'daki maden kazasında yapmıştı. 100 işçi, 100'e yakın işçi, 40 kişi, dedi. 40 işçi orada can verdi ve kader planı dedi. Hiçbir yöneticinin, kim olursa olsun, halka dönüp, tamam, vergisini ödeyen millete dönüp ölmek, kaza demiyorum, bu maden cinayetlerinde ölmek, depremlerde ölmek sizin kaderinizdir deme hakkına sahip olduğu kanaatinde değil. Böyle bir hakkı yok kimsenin bir kere. Dolayısıyla bilime sırt çevirmeyeceksin, bilimsel düşünceyi içselleştireceksin ve halka dönüp kader planı demeyeceksin. Ya da işte her şerde bir hayır vardır demek gibi bir gaflete düşmeyeceksin. O da büyük bir rezaletti. İletişim rezaletlerinden ayrıca bahsedeceğim ama o da bir rezaletti. Yani sizin yakınlarınızın binlerce insanın, on binlerce insanın enkaz altında feci şekilde can vermesinde bir hayır vardır diyemez kimse kimseye. Buna hakkı yoktur.
Yani modern bir devletin, modern bir kamu idaresinin böyle konuşmaya hakkı yoktur. Şimdi dolayısıyla depreme gerçekten Türkiye yanlış bir idare altına yakalandı ve umarım Türkiye'de hani ölenler maalesef öldüler. Yakınlarını, geride kalanları acı içinde bıraktılar ama geride kalanlar da vergisini ödeyen vatandaşlar, bunlar seçmen. Geride kalanların da umarım artık kendi gözleriyle, tamam mı? Yani Türkiye'de sağduyulu insanların, Türkiye'de yönetime bu iktidara eleştirel bakan insanların hep söyledikleri bir şeyi artık kendi hayatlarında, kendi illerinde, yaşadıkları yerlerde veya uzakta ya da yakında tecrübe ederek görmeleri gerekiyor bu saatten sonra. Bunu 99'da gördü. Bir kere daha görmek varmış kaderde. Ben onu diyeceğim. Aslında arada da gördük birkaç tepede yani, tabii gördük de yani neticede hani onu tartışacağız. Yani yeryüzünün altında olup bitenler kaderdir. Depremi önleyemezsin. Ama yeryüzünün üstünde olup bitenler siyasidir. Siyasettir. Siyaset bu kadar yüceltiyorlar siyaseti. Bu iktidar bu kadar siyaseti zamanında askeri vesayette falan mücadele ederlerken siyaseti çok yüceltiyorlardı. Şimdi siyaset dışı olmamızı, bu toplumun siyaset yapmamasını, muhalefet etmemesini salık veriyorlar. Konumuza dönelim. Üstü siyasettir, altı depremdir. Dolayısıyla bu depremde ölenler, evlerini kaybedenler, yaralananlar, hala enkaz altında olanlar varsa hala bir haftadan sonra hala var. Çıkarılanlar kadar en az var. Yani biz hepimiz acı bir tecrübeyle gördük. Ve umarım bu bizim bilinç ve şuur seviyemizi yükseltti, arttırdı. Siyasete bakışımızı, ülke yönetiminin ne kadar önemli olduğu hakkındaki görüşümüzü pekiştirdi. Nasıl yönetildiği hakkında. Yolsuzluk öldürür kardeşim. Yolsuzluk yani çalıyorlar ama çalışıyorlar demeye kimsenin hakkı yoktur. Çalanlar aynı zamanda öldürürler. İşte öldük, yıkıldık. Yolsuzluk öldürür. Kötü yönetim öldürür. Bunu maalesef yaşayarak gördük. Biz yaşayanlar bunu öğrendik. Yani çok ağır bir bedel ödedik. Ama bunu artık öğrenmiş olmamız lazım. Kötü yönetim öldürür kardeşim. Yani bunu daha açık bir şey yok. Ciddiye almıyor çünkü bu iktidar. Ve ciddiye almadığını da şöyle gösteriyor. AFAD'dan bahsettik. Senin dediklerine benim ilave edeceğim tek şey şu olabilir. Hatay'da havaalanı yıkıldı, yol geçit vermedi, deniz vardı. Senaryonuza onu da koyuyoruz. Evet. Hiçbir senaryo çalışması yapmamış. İzmir Belediyesi yaptı. Hiçbir ihtiyat, bir plan yapmamış. Bütün ona geleceğim ama diğer şehirler, havaalanları çalışan, açık olan, havaalanları diğer tarifeli seferlere kapatılan. Adıyaman'a çıktı, sanki oraya gittiler Adıyaman, mi? Adıyaman, Maraş. Sanki gittiler mi Adıyaman'a? Yani gidebildiniz mi? Evet. Antep yani gidebildiniz mi? Yani bu AFAD'ın ulaşamaması durumu sadece Hatay için değil. İskenderun ve Antakya. Maraş içinde, hepsi için gibi, geçer. Evet, hepsi doğru. İçin geçer. Şimdi AFAD'a bakalım. Biliyor, kamuoyu çok tartıştı. İşte AFAD'da afet önleme şeyi İsmail Palakoğlu. Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü. Önce yardımcı bu. 2023 bu yılın Ocak ayında müdür yardımcılığından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle müdürlüğe getiriliyor. Biliyoruz İsmail Palakoğlu'nun yaptığı işle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası Neden? Yok. Çünkü AFAD ciddiye alınmıyor. Çünkü iktidar bu örgü kendi Nereden kurduğu... Nereden geldiğini bir izah etsen de ilahiyat, o bakımdan sordum. Evet, evet. Yani afetten sonra dua okusun diye. Son herhalde. Yaptığı şey tasavvuf. Evet. Bir tasavvufçunun, yani ben küçümsemek için söylemiyorum ha, orada bulunmaması gerekiyor. Yani bütün hayatı İmam Hatip'te okumuş, ondan sonra İlahiyat Fakültesi'nde okumuş, ardından Diyanet İşleri'ne girmiş ve bütün kariyeri boyunca sadece din ve Diyanet uğraşmış ve tasavvuf konusunda doktorası var galiba. Doktorasında tasavvuf konulu bir çalışması var. Şimdi 2018'de başlamış AFAD'da uzat. 2018'den önce de 2013-2017 arasında AFAD'ı Mehmet Güllüoğlu yönetiyor. AFAD'ın başında. Mehmet Güllüoğlu kim? Mehmet Güllüoğlu da 1982 doğumlu.
bir yani doktor. Doktor, evet. Doktor. Doktorluk tıp fakültesini tamamladıktan sonra aile işte pratisyen hekim, aile hekimi olarak çalışmış ama Yeryüzü Doktorları Derneği adlı işte bu sınır tanımayan hekimler falan gibi. Ama o da İslami bir dernekti. İslamcı. Evet, İslamcı. Yani şöyle yani İslami değil, İslam yani İslamcı, evet, İslamcı, İslamcı, siyasal İslamcı bir yardım organizasyonu ama asıl AFAD'ın görevini üstlendiği mirasın yani devamı olduğu kuruluş Kızılay değil. Sivil savunma. Sivil savunma kardeşim. Bak sivil savunma. Yani sivil savunma dediğin zaman bu müdahale gücüdür sivil savunma. Afet sadece afet de değil. Her türlü tehdit, her türlü yani ülkenin bekasına yönelen her türlü tehdit. Yerel de olabilir, genel de olabilir fark etmez. Burada sivil savunmayı örgütlemek. Sivil savunma ekipleri şeyde vardı. 99 depreminde vardı. Sivil savunma vardı. Şimdi çok genç yaşta 2013'te 31 yaşındayken bu zat şey oluyor. Kızılay'ın genel müdürü. Güllüoğlu. Ha Mehmet Güllüoğlu. Hangi birikim, hangi tecrübe, hangi uzmanlıklı oluyor? İşte bu şeye güveniyorlar. Zatın yeryüzü doktorları derneğinde çalışması. Bu derneğinde daha çok işte İHH gibi İslam ülkelerindeki afetlere veya artık neyse yardım hastalıklara, salgınlara bunlara müdahale etmek demiyorum ama yardım götürmek gibi o amaçla kurulmuş. Mesela yani politik bir faaliyet. Politik zaman. Faaliyet tabii ki. Politik faaliyet yani haliyle. Kızılay'a tepeden paraşütle geliyor 31 yaşında. Ben söyleyeyim iddia ediyorum. Yani Kızılay'da neticede uzmanlık gerektiren bir kuruluştur. Öyle tepeden geldiğin zaman işte ne öğrenirsin, ne yaparsın. O pat diye AFAD'ın başına geliyor. Ondan sonra zatı alıyorlar. 2018'de yanılmıyorsam Darüsselam Büyükelçisi yapıyorlar. Tamamen siyasi büyükelçi. Yani siyasi atama. Tanzanya'da. Tabii. Ya bakıyorum hayatına. Yani genç bir siyasal İslamcı, militan. Bir milli görüş, yani milli görüş militan demeyeceğim artık sonrası evet. Yani. Çünkü milli görüş önce daha sonra. Milli daha mut edil aslında. Daha yani. İşte bir genç bir siyasal İslamcı militan ve iktidarın bir şekilde gözüne girmeyi başarmış bir şekilde. Yani tanınmış. Çok genç yaşlarda bence hak etmediği, hak etmesi mümkün olmayan görevlerde bulunmuş. Madem bu zat dehaydı sizin gözünüzde bu kadar genç yaşta bu görevlere getirdiniz. Ya ondan sonra bu kadar değerli birini niye Tanzanya'da Darüsselam'a büyükelçi olarak atıyorsunuz? Şimdi ne büyük ne diplomasi açısından bir katkı sağlayabildi Türkiye'ye ne kendisi bir şey alabildi. Ne de şimdi o zatı çağırdınız buraya. Gelsen bunu koordine et diye Darüsselam'da alınız. Tanzanyalılar da bakıyor böyle. Ya bize gönderdikleri büyükelçiyi deprem oldu geri çağırdılar ne iş diye bakıyor. Ya başka yeterli olan kimse yok galiba. AFAD'da bir tane evet, Allah'ın kulu yok. Evet, yani bu işin koordinasyonu yapacak. Bunun itirafıdır. Evet. Biz yanlış yapmışız. Mehmet'i efendim Tanzanya Darüsselam'a büyükelçi göndermiş. Ve Mehmet'ten daha kabiliyeti kimsemiz de yok bizim. Her şeyi, bütün atamalar, bütün olaya, yani dışişleri, hariciye bakışı da böyle. Gayri ciddi. Ne kadar önemli yerlere çok niteliksiz, ben tanıyorum, biliyorum. Niteliksiz insanlar büyükelçi yapıldı. Yani onların da işlerini ciddiye almadıklarını biliyorum. Insanlar. Biliyorum onların da işlerini ciddiye almadıklarını ayrıca. Neyi ciddiye almışlar? Yani tek tek isim vermek istemiyorum burada. Ver gitsin. Yani boş ver. Peki. Yani boş ver. Konuyu dağıtmayalım. Şimdi bir de bu AFAD'ın bütçesi ben Medyascope'un bir haberinde gördüm. 2023'te %32 azaltılmış. Bu nedir ya? Yani bir iktidar daha önce neymiş? 2020'de 11 milyar 867 milyonmuş. Sonra 8 milyar 75 milyona düşmüş. Ve Diyanet'in bütçesinden 4 kat daha düşük. Yani Diyanet 4 kat daha fazla bütçe alıyor AFAD'dan. Ya bak yani 20 küsur yıldır, 20 yılı geçti değil mi? Türkiye'yi yöneten bir iktidarın şu basit matematik gerçeğin, matematiksel gerçeğin farkında olması gerekir. Türkiye bir deprem ülkesi. Ve çok büyük bir depremin bu iktidar zamanında olma ihtimali artıyor. Sen iktidarda kaldıkça senin büyük felaketler yaşama, tecrübe etme ihtimalin artıyor. Ve kendini bu ihtimale göre hazırlaman lazım. Ama yok. Ama ciddiyet yok. En başta ciddiyet yok. Artı ciddiyet olmayınca
İnsanlar da yani bürokrasiyi de yok ediyorlar. Liyakatı ortadan kaldırıyorlar. Bürokratik işlerliği ortadan kaldırıyorlar. Bürokratik işlerlik çok önemli. Bir ülkenin gelişmişliği açısından, bir ülkenin kalkınmışlığı, bir ülkenin işlerliği açısından, etkililiği açısından. Bürokrasi olmayan bir yerde kaos vardır. Bu kadar. Yani bürokrasi düşmanlığı yapanlara... Bizde köklü bir bürokrasi vardı. Bizde de çok köklü bir bürokrasi var. Bunu da tükettiler, bunu da yok ettiler. Bu müsteşarlıkları kaldırıp bakan yardımcılıklarını getirerek devletin hafızasını, devletin aklını siyasi iktidarın hizmetine bu manada olumlu anlamda sunan mekanizmayı da ortadan kaldırdılar. Şimdi yani geldiğimiz noktada şöyle bir durum ortaya çıktı. Liyakat tamamen yok. Uzmanlığa düşmanlar, uzmanlık denen hadiseye karşıtlar. Çünkü uzman birine istediklerini yaptıramayacaklarını biliyorlar. Çünkü istedikleri genellikle uzmanlığın, bilginin, tecrübenin, emrettiğinin aksi yönde oluyor istedikleri. Şimdi böyle bir gerçek var. Burada yani nasıl yürür liyakat esasına dayanmayan, adı bürokrasi olan, aslında gerçekte bürokrat olmayan, tamamen iktidara biat etmiş, bütün geleceğini, her şeyini iktidarın çizgisinde gören, ona bağlılıkta gören bir kadro Türkiye'deki bütün kurumlara çökmüş durumda. Şimdi bu kadro nasıl hareket edecek? Yukarıdan talimat gelmeyince acaba şöyle diyecek ki benim yerimde reis olsaydı ne yapardı? Ne yapardı diye düşünecek. Böyle de düşünme imkanını sunmuyor reis onlara. Çünkü reis bir gün başka bir şey yapıyor. Aynı konuda, aynı bağlamda yarın başka bir şey söylüyor, başka bir şey yapıyor. Yani öngörülebilir bir insan değil reis. Yani bugüne kadar birbiriyle taban tabana zıt, çok değişik kararlar, ittifaklar. Dünkü düşmanı bugün dost oluyor, dostu düşman oluyor filan. Sürekli yeni kararlar falan filan. En iyi şey yani talimat almadan hiçbir şey yapmadan. Re'sen harekete geçme refleksi öldü Türkiye'de, devlette. Ve bu iki günlük kayıp aslında aynı zamanda bir de iktidar bencilliğine, ben iktidarın yani katılımcılığı reddetmesine de bağlıyorum. Katılımcı bir siyasi kültürü yok iktidarın. Yani ya Bodrum Belediyesi'nin yardım kamyonuna Muğla İl Valiliği diye pankart asmak nedir ya? Hangi kompleksin ürünüdür ya? Yani ne demek? Şimdi pandemide aynı şeyi yaptılar. Belediyelerin yardım toplamasına engel oldular. Burada insanlar enkaz altında, kim yardım ederse etsin. Tabii. Ne? Veya yardıma niye el koyuyorsun? Niye sahip çıkıyorsun yardıma? Bu veya AKP'li olmayan belediyeleri aramamak ne demek en başta? Yahut daha birinci günde vaziyeti daha görmeden Cumhur İttifakı sahada diye açıklama yapmak ne demek? Cumhur İttifakı sahada. Daha birinci gün, pazartesi günü yapmadı mı? Öyle. İlk gün. Yani bu gerçekten yani buradan baktığın zaman artı onun dışında bazı iletişim felaketleri var. Ki misal kendisi bir iletişim felaketi ama aynı zamanda siyasal iletişim felaketi olan bu internetin kapatılması. Tam Cumhurbaşkanı'nın bölgeye gideceği ilk güne denk getirilen bir şekilde. Bu da artık yani iktidarın gerçekten yani sıyırdığını gösteriyor. Gerçi aklını peynir ekmekle yemiş olduğunu gösteriyor burada. Bu aslında bir planın olmadığını, yani bir senaryo çalışmasının olmadığını gösteriyor. Türkiye'de Sinan Ülgen'in güzel bir tweet'i var, doğru bir noktaya temas eden tweet'i. Orada EDAM kurucusu ve başkan direktörü Sinan Ülgen, deprem Türkiye için bir beka meselesidir. Beka. Gerçekten de öyle. Yani şimdi seçime giderken yakalandı Türkiye bu depreme. Tabii seçim meselesi de önemli. Onu da belki ileride tartışacağız. Yani bugün vaktimiz yeterse. Gayri safi yurt içi hasılanın %9.3'ü bu 10 ilde üretiliyor. Ondan sonra girişim ve mükellef sayısı toplamında %11'i bu 10 ilde. Deprem vurdu 10 ilde. Ben bunları da Erdal Sağlam'ın programından aktarıyorum mesele ekonomide. İhracat içindeki ağırlığı %8,5. Çok ciddi rakamlar. Çok ciddi rakamlar.
Bütçe gelirlerine katkısı %4.7. Şimdi burası çok önemli bir bölge. Bilhassa Antep, Urfa, Maraş, Antep, Urfa, Hatay. Tarımda da öyle. Tarımda da %15'i falan galiba. Evet. Hatay, Amigovası, tarım potansiyeli. Evet, Maraş. Şimdi bunu burada Türkiye tabii bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceğiz. Burada bir yani yapılan bütün hesaplamalar buna göre yapılmalı. Yani depremin Türkiye gerçek maliyeti. Şuna getirip bağlayacağım ki diğer konulara da kalmayabilir. Aslında siyasetle de içe geçirdin. İstersen yani, oraya da birkaç cümle yani ekle. Şudur. Bu iktidar yaptığı işi ciddiye alsaydı ve Türkiye'nin bu deprem ülkesi olan Türkiye'nin bu açıdan depremin Türkiye'ye bir beka sorunu olduğu, bir bekasını tehdit ettiği gerçeğini idrak etseydi, bilimsel düşünceyi dışlamasaydı, farkında olsaydı ve bütün ihtiyat planlarını, bütün senaryolarını çalışmış ve güncellemiş olsaydı, on binlerle ölü vermeyecektik. Ölü sayısının artmasında iki faktör rol oynadı. Bir, yolsuzluk ve hırsızlık, imar afları. İki, müdahalede geç kalınmaz. Bütün bunlarda da doğrudan iktidar sorumludur. Türkiye'yi 20 yıldır yöneten bir iktidarın bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim böyle büyük bir deprem karşısında bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Tam onu şey yapmayayım da. 100 yılın afeti. Ya, yani mümkün değil demişti. Yani neyse işte ha. Yani mümkün değil falan gibi tam motamı hatırlamıyorum şimdi ama yanlış anlaşılmasın. O konuda hassasiyetimi söyleyeyim. Bu konuda doğrudan iktidar sorumludur. Sorumlu tutulmak zorundadır. Buradan asla sorumluluktan 100 yılın felaketi falan diyerek, asrın felaketi diyerek kaçamaz, kurtulamaz. Türkiye'nin neticede meselesi Türkiye'nin halktan toplanan vergilerin harcanmasındaki tercihlerdir. Bütün mesele bu. Hesap sorması gereken şey de budur. Siz bu halktan topladığınız bu kadar büyük vergileri neye göre, ne için, kim için harcadınız, kime aktardınız? Öncelikleriniz nelerdi? Budur. Bunun hesabını soramayan bir muhalefet de yeterli ve etkin bir muhalefet değildir. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? 10 dakikamız kaldı. Gayet iyi bir süremiz kalmış. İki konumuz vardı. Aslında sen ikinci konuya da girmiş oldun biraz. Yani bunun, bu depremin aslında iktidarın bu iş siyaset üstüdür şeklindeki yaklaşımına, hayır bu tamamen siyasi bir meseledir. Bir yanıyla da siyasi bir meseledir diyerek katkı koydum. Ben de aşağı yukarı, ben de aynı görüşteyim. Çünkü bu kuşkusuz depremin meydana gelişi siyasi bir sahikli olmadı. Ama depremin sonuçlarının bu denli yakıcı, yıkıcı ve tahripler olmasının sebebi siyasa alınan ya da alınmayan siyasi kararların kendisinden kaynaklanıyor. Siyasi iktidar 99 yılından bu yana, yani en azından 99 depreminden bu yana, aradaki 2-3 yılı saymazsak, Türkiye'yi AK Parti yönetiyor. Çok özür dilerim. Böylesine bir depreme hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Evet. Diyerek acizliğin normalleşmesi için çalıştı. Çözemezdik. O da yani, kader planı. O da kader planı. Bu ama yani evet, bu acizlik ifadesi mümkün değil diyor. Hazırlık olamayız. Evet. O da kader planı. Ama ve şey ve işte bunu normalleştirmeye çalışıyor. Evet. Yani şeyi vermek istedim. Dediğim üzere yani depremin meydana gelişi kuşkusuz siyasi nedenle olamaz ama depremin sonuçlarının yakıcı, yıkıcı ve tahrifkar olmasının temel sebebi siyasi iktidarın aldığı ya da almadığı kararların ta kendisi. Nitekim yani Türkiye 99 büyük depremden 2-3 yıl sonra AK Parti iktidarıyla tanıştı ve Türkiye'yi 21 yıldır AK Parti iktidarı yönetiyor. Arada başka depremler de oldu. Dinar oldu, yanlış hatırlamıyorsam. Dinar eski. Daha özür dilerim. Bingöl oldu, Elazığ oldu. Arada 90'larda oldu, 95'te. Silivri'de oldu. 95 ya da 90. Afyon yöresinde 90'da. Bir deprem oldu yani, yanlış hatırlamıyorsam. Dinar İsparta. Evet. Afyon yöresinde bir. Ama Afyon o 90'larda oldu. Van'da oldu. Çok sayıda deprem oldu. Evet. Yani o zaman Van'ı hatırlıyorum, Afyon'u hatırlıyorum. Efendim Elazığ, Bingöl, Silivri. Çok sayıda deprem oldu. İzmir, daha yakın zamanda İzmir meydana geldi. Ve her biri uyarıcıydı. Her bir depremden önce ve sonra denildi ki bundan sonraki büyük depremleri tetikleyebilir. Hep aynı şeyle konuştuk. En son Bingöl depreminden sonra çok sayıda uzman, başta Naci Görür olmak üzere, bu fayın, başka kırılan bu fayın başka büyük depremlere gebe olduğunu
ifade etti, yönünü gösterdi, büyüklüğünü ölçtü ve AK Parti iktidarının önüne koydu. AK Parti iktidarı Türkiye'yi hazırlayabilirdi. Bir depremi hazırlamak için 20 yıl vakti var. 20 yıl o kadar uzun bir zaman ki ama bunu tercih etmedi. AK Parti iktidarı örneğin seçimlerden önce Türkiye'de hani oyunu biraz arttırabilmek için imar affı. Sadece imar affı değil, bir dolu affa başvurdu ama en önemlisi bugün bu başlıkta bizi ilgilendiren o imar affına başvurdu. Ve o imar affı ile beraber çok sayıda kaçak inşa edilmiş binaya af çıkardı. Niteliksiz, bunlar, depreme evet, dayanıksız binalar. Niteliksiz, dayanıksız, yıkılacak ve kaçak binaların hepsine af çıkardı. Ve bununla övündü, bu iktidar bununla övündü. Sorunlarını hallettik dedi. Tabii sorunlarını hallettik dedi. Ve bu illerin... her bir il için, ben okudum bunları, Maraş içinde, Urfa içinde, Hatay içinde deprem, olası deprem senaryoları önlerine konduğu halde bunu yaptı. Ne olacağını biliyorlardı, nasıl soğuşlara ulaşacağını biliyorlardı ve bu kararı almadılar. Bu kararı almayarak bu depremin olası soğuşlarını daha tahripkar kıldılar ve depremden önce önlem alacak, depremden sonra da acilen müdahale edecek yetkin, kabiliyetli, liyakatli kadroların hepsini oturma koltuklarına uzaklaştırdılar. Neden? Neden? Bunu çünkü partizan. Kendilerinden görmediler. Çünkü bu ülkede üniversite diplomasından daha kıymetli bir evrak var. Parti kartı kardeşim. Parti üyelik kartı. Parti referansı. Ve bu yollarla iş başına gelen liyakatsiz kadrolara teslim ettiler Türkiye'nin deprem geleceğini. İkincisi tarikat referansı. Herkes bunu biliyor. Hatay Meydanı'ndan orta yere niye Menzil Tarikatı'nın yardım derneğine bırakıldı? Niye kardeşim? Ben demiyorum ki gelmesin. Kadir abi gelsin. Bu ülkenin tabii insanı ki ayrışabiliriz. Gelsin yardım çalışmana katılsın tabii ki. Fakat niye meydan ona veriyorsun? AFAD'dan daha mı değerliydi? Kızılay'dan daha mı değerliydi? Evet senin gözünde daha değerli. Çünkü yardım organizasyonlarını da tarikatlara havale etti. Bütün ya etkin yetkin yardım organizasyonlarını Deniz Feneri'nden bu yana, ki arada Fethullahçıların kimse yok musu da var, tarikat ve cemaatlerin sermayesi haline getirdin. Onlara terk ettin. Ve meydanları şimdi onlara bıraktılar. Dolayısıyla etkin ve yetkin sivil savunmadan devralınan AFAD'ın başına da, Kızılay'ın başına da ya gittin bir partizanı buldun, parti referansıyla oraya oturttun, ya gittin tarikat referansı buldun, şeyhin referansıyla oraya oturttun. Olup olacağı bu. Ve depreme müdahale edemediğin gibi depremin bu sonuçlarını ortadan kaldırmak adına siyasi enstrümanlara başvurdun. Onlar ne? Az önce sen bir kısmını ifade ettin. Ömer Çelik'in kalkıp Cumhur İttifakı olarak sahadayız demesi. Nerede sahadasınız? Sayın Devlet Bahçeli kendi şehrine daha gitmedi. Nerede sahadasınız? Devlet Bahçeli Osmaniye'yi görmedi ki. Sahada olduğunuz yeri görmedik biz sizin. Birincisi bu. İkincisi ben Hatay'da AK Partiliyim diye göğsünü geri geri gezen görmedim. Hadi görelim. Görmedim ki ben. Diyarbakır'da AK Parti milletvekili Oya Erenat halkın içine gireyim dedi. Yedi protestoyu yani. Görmedim ben henüz öyle bir şey. O da doğru değil. Ayrıca o da doğru değil. İkincisi bakışını ortaya koyuyor. Bakışını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı daha ilk elden Hatay'ın, Adana'nın, Mersin'in, Büyükşehir Belediye Başkanları CHP'li olduğu için aramadı kardeşim. Bak tam olarak böyle. Ben demiyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar diyor. Zeydan Karalar diyor. Açın sorsunlar. Arama. Bizi sürekli ikinci plana itmeye çalışıyorlar diyor. Ve İstanbul Valisi'nin bile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer anlattı. İstanbul Valisi bir noktadan bir noktaya tırlarla, otobüslerle bir şey taşınacak. Mersin Belediye Başkanı'ndan istiyor. Adını ki anan yok. Az önce sen Muğla örneğini verdin. Ve bu örnekler Bodrum örneğini Muğla Valiliği. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hatay Havalimanı'nı yapıyor. Vay sen bunu yapmadın diyerek günlerdir kampanya yapıyorlar. Ya yıkma konusun, bu havalimanının yıkılması konusuna bu kadar kafa yormadılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin orayı imar etmesi kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne günlerdir aynı şekilde hücumlar var. Neden? Çünkü bu işi siyasi yollarla işte bu depremin sonuçlarını bu türden siyasal müdahalelerle en azından yumuşatma yollarını arıyorlar. Her şeyin sonunda ne yaptılar? Sahaya ne kadar trolü varsa sahaya döktüler. Deprem bölgelerine bildiğim belli başlı trolleri dökerek herhalde deprem sonuçlarını, depremin tahripkar sonuçlarını toplumun gözünde daha yumuşatabilecek bir herhalde yollar alıyorlar. İşte bunun bir yanı zaten bu asrın felaketi canım. Biz değil, Amerika
olsa bunun altından kalkamazdı demek. Diğer taraftan belli başlı işte depremin 4., 5., 6. gününde kurulan çadır kenti, gönderilen yardım ekipmanını göstererek bak devlet burada demek. Nerede devlet orada? Nerede devlet orada kardeşim? Bugün bile daha halen Hatay'ın sokaklarında enkazın başında insanlar bekliyor. Halen daha Maraş'ta, Adıyaman'da, Elbistan'da daha gelirken bir dolusuyla konuştum. Halen daha insanlar işte çadır bulamıyor, yardıma muhtaç halde devlet adına kim varsa onu bekliyor. Dolayısıyla hiç öteye böyle gitmesinler. Bu depremin bu denli yakıcı hale gelmesinin, tahripkar olmasının sebebi doğal afetten hemen önce alınan kararı almayan siyasi iktidar, depremden hemen sonra müdahale görevini yerine getiremeyen liyakatsiz, beceriksiz ve siyasal nedenlerle orada oturan kadrolar. Elbette ki bunun siyasi tartışması yapılır. Çünkü siyasi iktidar yolun başında da, hikayenin başına döndüğümüzde de 99 depreminde o depremi siyaseten ele almaktan tut da dönemin siyasi iktidarını devlet çöktü diye manşetlere taşıyan da bu iktidardı. Sizin muhalefet olduğunuz dönemlerde meydana gelen depremin her türden siyasi kritiğini yapacak ve üstelik kendi iktidarınızın 20 yılı boyunca canınız sıkıldığında bile Ecevit'i yattığı yerde inciteceksiniz. Her türden siyasi eleştiri getireceksiniz. Bu sizin hakkınız olacak. Sizin kendi aldığınız ve almadığınız kararlar nedeniyle meydana gelen böylesi bir bilanço karşısında gelebilecek en insan eleştiriyi bile siyaset yapıyorsun diye bastırmaya çalışacaksınız. Hayır. Bunun elbette ki hesabı sorulacak ve bunun hesabı birileri tarafından verilecek. Evet. Yani bitirdik mi arkadaşlar? Tamam. Seçim meselesini çarşamba yani, yapalım ama şunu söyleyebiliriz. Lütfen. Anayasa seçimin ertelenmesine izin vermiyor. Seçimin ertelenmesi her ne gerekçeli olursa olsun anayasanın ihlali olacaktır ve gayrimeşru bir hareket olacaktır. Ben de zaten 5 aylık bir sürenin seçimin tarihinde yapılabileceğini, tabii, Haziran ayının yani ortasında yapılabileceğini, 5 aylık bir sürenin hiçbir gerekçesi mevcut olamaz. 5 aylık bir sürenin bu depremin sonuçlarını ortadan en azından bir ölçüde kaldırabilecek süre verdiğini, zaman tanıdığını bu düşünüyorum. Kolay değil deprem sonuçlarını ortadan kaldırmak ama seçim yapılabilir hale getirilebilir o bölgede. Evet, aynı fikirdeyim. Çarşamba görüşmek üzere.